Seyfli ailesi, arkadaşlar, benim ismim Funda Seyfli ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün çok güzel bir yöresel bir tarif yapacağım, bir yemek yapacağım. Bugün ne yapacağız? Sivas hingeli yapacağız. Bu patatesli oluyor. Bazıları da kıyma da yapıyor ama en öne çıkan şey patates. Ve bu mantı gibi diyelim ama yoğurtsuz, böyle bol tereyağlı, içinde çok güzel soğanla kavrulmuş patates var. Yani benim damak zevkime de uygun diye düşünüyorum ama ben hayatımda hiç böyle hamurun içinde, yani mantının içinde patates yemedim. Bir kere bir hazır almıştım. Ay, hazır olanları var ya arkadaşlar, almayın, hiç güzel değil. Yani o gerçek, hakiki, kendiniz yaptığınız ya da başka birinin evde yaptığı böyle patatesli mantı hiç yemedim. Bu Yozgatlarda da ünlü bir şey. Ama Sivas'ın hingeli çok meşhur bir yemek tarifiymiş, yöresel yemekmiş. Çok merak ediyorum. Hamurumu burada açacağım ama ilk önce mutfakta iç harcımızı ve hamurumuzu hazırlayacağız. Şöyle 250 gramlık bir su bardağının içine 2 tane bardak un ekliyorum. Şöyle. Ve bundan 2 tane beze çıkması gerekiyor. Biraz da. Şöyle yarım su bardağıyla önce başlıyoruz. Neredeyse herkes yumurtasız ve sütsüz yapıyor. Bunun yanına çok güzel bir sarımsaklı sos yapacağız. Şöyle iyice de bir güzel yoğuralım. Arkadaşlar, benim kitchen light'ım da var bu arada. Ama ya ben çoğu kişi için yapmadığım için kullanmıyorum. Ama mesela evde çocuklar falan olsun ya, ben de tabii ki de kullanırım. Biraz daha su ekliyorum. Çok az. Yoğurması biraz daha kolay olsun diye. Şimdi buna iki elimle gireceğim. Ay valla, Filiz anne böyle iki elle yaptı. Ay, ne kadar çabuk hemen kıvama geldi. Ay, bana niye anlatmıyorsunuz arkadaşlar? Biliyorsunuz güzel yemek yaparım ama hamur işini de yani daha öğrenmem gerekiyor. Böyle iki elle girdi, hemen nasıl güzel kıvama geldi. Bak, görüyor musunuz? Ay, yeni bir şey öğrendim valla. Şöyle yapışmasın. Yani eğer elle yoğuracaksanız, çoğu kişiler benim gibi yeni evlenen kişiler de vardır. Böyle iki elle yoğurmanız gerekiyor. İki parçaya ayırdım. İki tane bez açacağımız için. Şöyle. Bunların ikisini alıp şöyle un sevişliyorum. Biraz daha. Çünkü yapışmasın. Ve bunları da böyle güzel içine koyuyorum. Kurumaması için üzerini kapatacağım. Ve İç harcımızı yapıncaya kadar bunlar güzelce de bir dinlensinler. Şöyle üstünü kapatıyorum. Evet, 3 tane böyle büyük boy patatesim var. Ben böyle biraz ortalarına şöyle doğrayacağım, daha çabuk haşlansın diye. Şöyle doğruyorum. Çünkü böyle tüm patates arkadaşlar uzun sürüyor haşlanması. Şöyle kocaman kocaman küp küp doğrayıp haşlamaya bırakacağım. Şöyle iki tane soğanımı incecik doğruyorum. Çok büyük olmayacak arkadaşlar. Şöyle güzel incecik doğrayalım. Ben iki tane soğan aldım. Bir tane büyük soğan olursa da iyi olur. Ama ben böyle soğanı sevdiğim için şöyle iki tane alayım dedim. Çünkü soğanlarım bir de küçük. Patatesin aynı haşladığım tencerenin içine
Sadece peçeteyle biraz nemini aldım. Şöyle bolcana ayçiçek yağı ekliyorum. Bunun altını şöyle güzel bir açalım. Patateslerimi de bir yandan böyle rendeyle şey rendeleyeceğim. Şöyle soğanımızı ekliyoruz. Şöyle iyicini bir kavuralım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi soğanlarımız çok güzel kavruldu. Size patatesimi de göstereyim. Bakın rendelediğiniz zaman şöyle elinizle biraz yoğurun. Bak ne kadar güzel eziliyor. Şimdi patatesimi de ekliyorum. Şöyle. Şöyle biraz karıştırıyorum. Şöyle bir tatlı kaşık karabiber ekliyorum. Şöyle bir tatlı kaşık kırmızı toz biber. Ay toz biber diyorum. Pul biber. Ve şöyle 1,5 tatlı kaşığı tuz. Kaşığı kırmızı toz biber de ekleyeceğim. O rengi de daha güzel ortaya çıkar. Şöyle bir tatlı kaşığı. Sivas'a ait engel yapıyorum. Gerçekten o kadar çok video baktım ki tabii ki de çoğu insanlar değişik yapıyor ama inşallah Sivaslılar altına yazsın. İnşallah iyi yapıyorumdur. Şöyle elimle gireceğim. Karıştırması daha kolay olur. Bakın. Ay çok merak ediyorum bu nasıl olacak. Gerçekten izleyiciler benim ne sevdiğimi biliyorlar galiba. Ya ben her yemeği aslında yiyorum. Sadece balık türü, böyle karides falan yemiyorum. Bana arkadaşlar ne kadar zor olursa olsun yazın. Ben her şeyi yaparım. Bunu başka bir kaba alıyorum çünkü bu tencerenin içine asura yağı eriteceğim. Şöyle yakından görün. Çok güzel oldu. Kırmızı toz biberi mutlaka ekleyin. Bu arada tahtamı böyle aldım. İç harcımı da tabii ki de tadına baktım. Şöyle biraz daha bakayım. Çok merak ediyorum nasıl olacak. Biz Karamanlılar bunu böyle yaparız. Bunu sabah yemekte yeriz. Böyle patates haşlamasına. Karamanıma ait bilmiyorum ama halam yapardı. Şöyle tahtam var. Bezelerim de çok güzel. Ay Bagheera bir zıpladı. Ne görüyor ki orada? Arkadaşlar bir dakika. Bir dakika. Neyse Bagheera bir şey gördü, bir zıpladı, ödüm koptu. Ay Allah canını almasın Bagheera. Şöyle çok un yapmayacakmışız. Yoksa dağılırmış kaynattığımız zaman. Keşke biraz daha un yapsaymışım. Biraz yapışmış. Ha yok, tamam. Oldu. İnşallah yapabilirim. Hadi bismillah. Şöyle. Şimdi Sercan da yanımda yok. Sercan yanımda olsaydı ona ben hengelleri ya da hingelleri kapatırdım. Bazıları hengel diyor, bazıları hengel diyor. Herkes bir değişik söylüyor. Ama galiba Sivaslılar hingel diyorlar. Hengel değil de hingel. Şöyle güzelce bir açalım. Bence bundan kolay 4 ya da 5 kişi doyar. Çünkü bunu şimdi bayağı bir açacağız. Bu arada yeni katılan izleyiciler yanlış anlamayın. Ben hamur işine şey değilim. İyi birisi değilim. İzleyiciler istiyor. Ben öyle yapıyorum. Zaten ben söylüyorum. Benim sarmam, dolmam falan çok güzel olur. Şöyle az sonra bunu da bir açmaya çalışacağım da. Nasıl olacak? Dur. Şunu da hiç daha böyle açmamıştım. Okay. Bu lahmacun ya da et ekmek için iyi ama daha büyük açmak istiyorsanız bunu kullanmamız gerekiyor. Ay. Ay. Çok un koymayın diyorlar ama ben unsuz nasıl açayım? Belki tam yuvarlak olmayacak ama neyse. Dur.
Ay bir kere işte Azerbaycan heykeli yapmıştık. Aa, çok güzel olmuştu. Çok güzel yaptım onu. Gerçekten çok güzel böyle kalın değildi. Tam kıvamındaydı. Bakalım bir bu nasıl olacak. Ama onu bak bollu unla yapmıştım. İsmini yine de biraz un yapacağım arkadaşlar. Yoksa açacağım ama. Ay Sercan burada olsaydı 1000 kere karışırdım. Ama yine de Sercan'la yemek yapmayı seviyorum. Ay Sercan şöyle öbür aya biraz daha şey olacak. Sakin olacak. Aslında o bize bir kere bir bantı yapsın ya. Bu arada şey yeni izleyen arkadaşlara söylüyorum. Benim Instagram'da ben orada paylaşıyorum hikayemi. Şey olarak. Mesela istediğiniz yöresel yemek nedir? Nerelisiniz diye. İlla kendi geldiğiniz memleket yemi olmasına gerek yok. Herhangi bir sizin hangi yöreye ait olduğunu söyleyin. Ona göre şey yaparım. Yani Azerbaycan'ın hingeleri bana şöyle kolay geldi. Kesme mantısı gibi. Ama bunu kapatacağım falan filan. Bismillah. İşte. İşte bundan korkuyordum. Tamam. Tamam, şurası biraz ince. İşte ne kadar ince olacağını bilmiyorum. Bence böyle iyi ya. Şöyle bir iki diyelim. Zaten benim şeyim bayağı büyük. Şöyle bir keseyim nasıl olacak? Arkadaşlar hayatımda ilk defa bunu yapıyorum. İlk. Hani hingeli boşu yani mantı gibi oluyor. Hayatımda da hiç mantı yapmadım. Biraz daha bir şey yapsak dur bakalım bir. Bakalım. Biraz daha kalın olacak işte. Biraz daha kalın. Hı, aynen böyle. Biraz kalın oldu da neyse. Tamam. Şöyle yaptık. Kesmedim mi? Daha üzerinde geçeceğim. Tamam. Şimdi şöyle. Su yapalım. Arkadaşlar biraz sessiz olabilirim. Ha sonra da Sercan geliyor. Bugün erken çıkıyormuş. O da inşallah unutmazsam hingeliydiği zaman onu da çekeyim. Şimdi bu hemen olur ya. Suyumu zaten haşlıyorum şu anda. Baya açım. Şöyle bir kahve yapıp da mı şey yapsaydım diyordum. Ondan sonra dedim ki aman. Şimdi uzun sürer. O yüzden şimdi şöyle yapayım dedim. Bunun yanında arkadaşlar YouTube'dan gördüm böyle sarımsak sos yapıyorlar. Böyle sarımsaklı yoğurtlu sos değil. Böyle sadece sarımsak. Ben sonra size göstereceğim ve suyundan böyle sos yapılıyor. Tam her şey eşit olmamış ama olsun. Şunun yarısını yapayım. Okey. Böyle bu şekilde. Şöyle içi bol olsun. Ben içi bol seviyorum. Kapatamazsam içini şey yaparım. Ay acıktım acıktım.
Ay nasıl olacak? Nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Böyle yeni şeyler yaptığım zaman çok hoşuma gidiyor. İnşallah açılmaz. Sizin verdiğiniz tarifleri aslında hepsini yapabildim. Bir içim acıyor. Şu Mardinli içli köfte yapamadım ya. Onu aslında işte yeniden tekrar yapacaktım ama difrizim doldu ya. Difrizim de dolduğu için şey yapamıyorum. Bazıları biraz büyük oldu. Şimdi ben bunu yesem ve içi boşsa benim hoşuma gitmez. Eğer kapatamazsam ben onu biraz daha azaltırım. Et olduğu zaman bol etli olacak. Yani herhangi bir harç olduğu zaman bol olsa severim. Baharatı da severim. Yani Antep'in baharatlarının hastasıyım zaten. İyi ki bu mide ameliyatı sonra baharat falan bana dokanmıyor. Gerçekten yani acı olsun, şey olsun, biber salçası çok seviyorum ya. Gördüğünüz dolma tarifi paylaştım. Orada zaten görebilirsiniz. Tamam, şu öbür küçükleri koymayayım. Zaten artarsa onları koyarım. Şöyle elimi bir şey yapayım. Yani peçeteyi de yanıma aldım da olur olmaz. Şöyle. Evet, bakalım be. Şöyle ilk bundan başlayacağım. Arkadaşlar ben üçgen şekilde yapacağım. O yüzden hadi dur bir dakika ya. Aa, bir dakika. Dur. Arkadaşlar ben böyle üçgen şekilde yapacağım. Bakalım bir nasıl olacak. Şöyle yanlarını iyi kapatayım. Ya bak benimki yani tabii ki de şekli çok güzel olmaz çünkü ilk defa yapıyorum. Biraz benimki kare kare değil, çok elli olmuş. O yüzden tam üçgen olacak mı bilmiyorum. Bak şu oldu ama. Neyse bakacağız arkadaşlar olduğu kadar. Mesela bu dur şunu biraz çok yapmışsın. Mesela ben patatesli poğaçayı seviyorum. Çok severim. O yüzden bunu da seveceğimi de zannediyorum. Güzel bir şeye benziyor çünkü. Ha, öbürküne daha güzel kare 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 yaparım. Şöyle arkadaşlar. Ve bunu birkaç kere yaptığınız zaman elinize alışa bakın. Bu güzel oldu. Şöyle iyicene kapatalım. İyi kapatmanız gerekiyor diye yazıyor YouTube'da. O yüzden şu kenarları iyice kapatmamız lazım. Evet arkadaşlar, şöyle bakın. Ya tam olmadı da ama yine de benziyor. Ay. Şöyle üçgen. Nasıl göstereceğim? Şöyle görüyor musunuz? Şöyle. 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 Şimdiki ikinci bezemi de açacağım. Onun üzerini şöyle bir kapatayım. Şimdiki ikinci bezemi de açacağım ve onu serjanın içine yapacağım. Ondan sonra haşlamaya geçeceğiz. Evet arkadaşlar, hengellerimin son hali böyle. Şimdilik bunu haşlayacağız. Şunu iyice kapatayım. Suyuma çok hafif bir ayçiçek yağı ve tuz ekledim. Ve bunları şöyle hemen içine katıyorum. Benim ikinci beze açtığım sanki daha iyi olmuştu. Şöyle hemen içine katıyorum. Bol tereyağım var. Mantılarım da bu şekilde. 5 diş sarımsak var. Şimdi bu sarımsağın içine şöyle tereyağı ekliyorum. Böyle karıştırıyoruz. Mantının suyundan ekliyorum. Şöyle. 2 kepçe. Ve çok az bir tuz ekliyorum. Evet. Şöyle karıştıralım.
arkadaşlar. Bol sarımsaklı sosumuz. Şimdi mantılarımız pişsin. Ondan sonra mantılarımızı yağlayıp mukbangi çekeceğim. Tuz ekliyorum. Çok az. Çünkü patateste de tuz var. Evet arkadaşlar, mantılarımı da yağladım. Valla çok merak ediyorum. Sadece biraz pişti mi diye ucundan baktım. Biraz daha haşladım. Şimdi de afiyetle yiyeceğiz. Evet arkadaşlar, nihayet Sivas hingeli yaptım. Şöyle tereyağı ve sarımsaklı sos var ortasında. Ve hingeli güzelce tereyağladım. Gerçek Sivaslı olan hingelde pul biber falan yok, bazıları atıyor ama gerçekten bu tür meşhur. Yani okuduğum, araştırdığım en çok bu çıktı. O yüzden böyle yaptım. Eğer yanlış yaptıysam affedin, ben de tam olarak bilmiyorum. Şöyle üçgen şeklinde, hayatımda hiç böyle mantı gibi bir şey yapmamıştım. Benim için zor değil ama tabii ki de bunu yapanlar daha da güzel yapar. Şöyle bir de turşum var. Canım salatalık, böyle Türk uzun salatalık turşu çekmişti. Şimdi şöyle bir başlayalım. Ay valla ağzım sulandı. Daha tadına falan bakmadım. Sadece ucundan hamur pişti mi diye bakmıştım. Şöyle tereyağladım. Ve şöyle bandırıp yiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Sosu çok değişik. Hayatımda böyle bir sosu yapmadım. Hamur işi sevilmez mi ya? Allah. Bir sossuz deneyeceğim. Şöyle. Abartmıyorum. Patates hamura yakışmaz diye düşünüyordum. Dediğim gibi ben patatesli poğaçayı çok seviyorum. Ama böyle haşlanmış seveceğimi bilemedim. Aa, çok güzel. Çok güzel. Sercan'ın fikrini gerçekten çok merak ediyorum. Soğan kavurması, patates, pul biber, kırmızı toz biber, karabiber. Ve onlar yoğursuz yiyor. Hangi yoğursuz yani? Sivas hingeli. Sivas hingeli. Yenir mi? Yenir. Bu nasıl bir reaksiyon? Hani böyle wow diye bir şey yok. Hani böyle bile. Ama yenir. Ama hatırlıyor musunuz, biz bir kere hazır patatesli olan mantı almıştık. O hiç... Ama yenir dedim. Anlamış mı ya? Yenir diye. Ya ama bu ondan bin kat daha güzel. Sen yaptın diye çabuk. Ne? If serious. Bir daha seker miyim bunu? Seçmem. Ha! Bu büyüklüğünde kıymalı. Ama Sercan, biz Sivas hingeli patatesli olanı şey yapıyoruz. O zaman ben derim ki bir daha önüme gelirse yerim. Özenilmem yani. Böyle nasıl diyeyim, seçmem, öyle diyeyim. Azerbaycanlı hingeli 10 vermiştin. Ne güzel o ya. Ama Nadir Paşa, Nadir Paşa. Niye biliyor musun? Kıymalı, ne güzel oluyor. Abi ağır oluyor. Ama bu. Ama bak, biz de patatesli poğaçayı seviyoruz. Ben zannettim ki buna patates yakışmaz dedim ama yine güzel. Ama kıymalıyı daha çok seversin. Onu biliyorum. Ben de kıymalıyı daha çok seviyorum ama benim hoşuma gitti, biliyor musun? Bir de o da, bir de o sarımsaklı sosuymuş. Sercan, sarımsaklı sosuna bandır be. Sarımsaklı mı? Ne, sadece çok az, böyle ucundan. Ucundan. Çok güzel o sos. Ben çok beğendim. Çok değişik. Çok şey, indip yapma biraz. Hah, tamam. Nam. 5,5. Bana yiyor. Değil mi? Mecid'de. Ama bayağı doyurucu.
Çünkü patates de karbonhidrat. Ay şu sos çok hoşuma gitti. Ay efsane olmuş. Bu kadar güzel tattığını zannetmiyordum. Gerçekten çok güzel olmuş. Ay ben bunu öğrenip, iyice bir öğrenip şöyle dip frizlik yapmam gerekiyor. Çok hoşuma gitti. Bu kadar çok hoşuma gideceğini zannetmiyordum. Ay arkadaşlar. Şey yapayım da biraz görelim. Aa lekker. Bayağı ekşiymiş. Yanına ne gider dedim. Turşu koyayım yanına dedim. Çünkü yoğurt bu aslında yenmiyormuş. Ben de böyle gerçek Sivas hingeli olarak yapmak istedim. Ay Balu. Şu yediğimi bir bilsen. Duramıyorum. Ay. Ay durmam lazım. Telefonu alıyorum çünkü yorumlar okuyacağız. Ben bu videoda aslında yorum okumayacaktım. Sonra dün sürekli arka arkaya bana bildirim geldi. O kadar çok kişi yazmış ki. Bir hoşuma gitti. Bir hoşuma gitti. Bugün öğlen ne doğru da yeni vlogum gelmişti Subire. Subire yapmıştık Sercan'ın annesiyle. Oradaki yorumlar geldi mi bilmiyorum. Telefonla sürekli meşgulum yemek çektiğim için. Ona da sonra bir bakayım oraya yorum gelmiş mi. Onu da direkt okuyayım. Şöyle Dolma Mukbang videosunun yorumlarını okuyacağım. Melek Akçay demiş ki sen ne zaman yediğin zaman benim de karnım acıkıyor demiş. Aynı şekilde ben de öyleyim. Mesela ben de bu sokak lezzetlerine falan baktığım zaman ay insan gerçekten duramıyor. Yani yoğurt olsa bile çerez olsun bir şey olsun insan gerçekten yiyor. O yüzden benim videolara baktığınız zaman kilo alabilirsiniz. Belgin Maydan demiş ki afiyetler olsun canım ellerine sağlık teşekkür ederim. Dolmam gerçekten çok güzeldi. Ya gördüğünüz gibi bak ben hamuru şöyle açabilirim. Lahmacunu yaptım. Etli ekmeği de çok yaptım. Ama bu hingel ya da mantı konusu böyle eğer bükmem gerekiyorsa biraz zorlanıyorum. Ama sizin istediğiniz çok iyi oldu. Çünkü ben sürekli diyorum ki mantı yapacağım, mantı yapacağım, mantı yapacağım. Sürekli diyorum yapmıyorum. İlk defa yaptım. İlk defa böyle kestim. İçine doldurdum. Hiç yapmadım. Baran yazmış ki afiyet olsun. Sağ ol Baran. Lina Lina kalp yollamış. Biz de buradan selam yolluyoruz. Lemi 76 yazmış ki Hollandaca yazmış. O yüzden çevireyim. Vloglarım önce daha güzel. Bir günde ne yaptığını gösteriyorsun. Yine yapabilir misin diye bir şey demiş. Ya arkadaşlar ben şöyle vloglar çok güzel olabilir ama daha çok kişiler mukbang'i daha çok seviyorlar.
Şimdi kızlar daha çok böyle vlog izlemeyi seviyorlar. Hani ne giydin, hangi makyajı kullandın falan filan diye. Ya erkekler de daha çok aslında, çoğu kızlar da olsun, mukbang'i daha çok seviyorlar. Ben de mesela birine baktığım zaman mukbang ya da tarif de olsun izlemeyi çok severim. Çünkü birisi yediği zaman benim de dediğim gibi canım falan çekiyor. Seviyorum ya böyle sohbet ve yemek yerken. Ama Instagram'da da sormuştum hani hangisini daha çok seviyorsunuz. Neredeyse %50'si mukbang demiş, %50'si vlog demiş. Ama tabii ki de videolara baktığımız zaman mukbang tabii ki de daha çok izleniliyor. Ama elimden geldiği kadarıyla da güzel vlog çekmeye çalışıyorum. Bak şöyle yani kendi yaptığım için de ama gerçekten benim vloglarım şöyle. Sadece bir günkünü göstermiyorum. Biraz daha birkaç gün çekiyorum ki hani daha da bir güzel olsun. Tam haftalık değil ama 3 günlük. Bazen evde falan oluyorum. Bir şey yapmıyorum ama yine de yemek yapıyorum. Dediğim gibi ben de başka birilerinin tariflerine falan bakmayı seviyorum. Bu arada yorum yazdığınız zaman orada soru ya da bir şeyleri sorabilirsiniz. Zaten okuyorum çünkü. Direkt sorularınızı burada cevaplıyorum. Cevaplarım. Tereyağı hakiki köy tereyağı. Hakiki tereyağı olduğu zaman tabii ki de lezzet daha öne geliyor. Sivas konusunda hiçbir şey bilmiyorum ama yurtseven kardeşler Sivaslı olduğunu biliyorum. Ve çoğu gurbetçiler yurtseven kardeşlerin hastası. Yani ben Sivaslı olmadığım halde bile, Almanya'da yaşamadığım halde bile yurtseven kardeşleri çok severim. Hele ki yani Sivaslı olan kişiler ya da Almanya'da olan kişiler bence yurtseven kardeşleri de daha da çok severlerdi. Bilmiyorum ya. Yani şöyle röportajlarına falan baktığımız zaman tesneler önce çok efendi bir aile. Nerede neyi konuşacağını biliyor. Ve bilmiyorum sevimli bir aile. Ben küçükken çok severdim. Hala da severim. Ve hepsinin birbirinden güzel sesleri vardır. Halay müziği olsun, şey müziği olsun, böyle arabesk falan, her şeyin karışımı benim çok hoşuma gidiyor. Şöyle bakalım. Duygu Celen Öze kalp yollamış. Buradan da kalp geri yolluyoruz. Fatma Kesme selamlar. Yemek yapmak da yemek de keyif işidir. Bana göre gerçekten siz bunu tam anlamıyla yapıyorsunuz. Sizin yaptığınız yemeklerden ben de yemek istiyorum gerçekten. Keşke bu güzel lezzetleri bizler de tadabilsek, çok isterdim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunun tarifini de paylaşacağım. Eğer canınız çektiyse kesinlikle yapın. Bak benimki de tabii ki de çok güzel olmadı ama yine de iyi ki açılmamış. Tereyağını üzerine döktüm. Patatesi de mükemmel. Şey hamuru da iyi ama sadece kapatması da biraz zorlandım ya. Bir de kesmesi sanki biraz zor. Yani tabii ki de yani soğuduğu zaman biraz şey oluyor da ama olsun. Bu arada Fatma Kesmez ara sıra yazıyorsun biliyorum. Gerçekten sağ olasın. Senin de hatırlıyorum makarna. Ya makarnayı çok seviyorsun. Belki böyle hamur işini de çok seversin de. Ben makarna ve hamur işin hastasıyım. Çok yapmam yoksa kilo alırım. Bakınsana ne kadar çok yiyorum. Mide ameliyatlı olduğum halde bile. Çünkü çok seviyorum. Mesela biz mukbang çekmiştik KFC'de. Oradaki olan dedi ki bana belki sevmediğin şeyler yok belki çok sevdiğin şeyleri çok yiyebiliyorsunuz. Gerçekten de öyle. Aslında balık kızartmasını da çok severim biliyorsunuz Hollanda'daki yaşayanlar kibirliyim diyoruz. Ama onu bir türlü yemiyorum. Kızartma olan şeyler o kadar çok dokanıyor ki. Ama bu sonraki mukbang'de mide ameliyatı konusunda hakkında konuşacağım. Az sonra zaten hikayemi paylaşacağım mide ameliyatı hakkında sorularınız ne diye. Çünkü
9 Mart'ta tam bir sene oluyor. Sadece sırf mide ameliyatın hakkında konuşacağım. Yani sorularınız varsa sorun. Seyda Bakar demiş ki, iPhone'acım sana hak veriyorum. Herkesin yemeğini ben de beğenmem. Bazı insanlar yağsız tuzsuz yemek yapıyor. Ay gerçekten de öyle ya. Hayatta yemem. Benim yemeklerim bol yağlı, bol baharatlı. Ah, aynı ben. Şimdiye kadar kim yediyse çok beğeniyor. Şöyle, ben aşırı derecede çok yağlı yapmam ama mesela böyle tür yemeklerde ya da Azerbaycan'ın hengeli olsun, orada da çok yağ vardı. Bazı yemeklerde tereyağı çok katmak mecbur. O gerçek, o tadı almak için. Ama baharatı, ben de mesela elim baharatıya az gelmiyor. Turşu cam çekti, şey ağır geldi. Belgin Meydan yine yazmış. Yezi Tübeltik, el çok güzelsin maşallah. Aa, çok teşekkür ederim. Benim dünyam yazmış ki, gırgırcı yani gırgırcı yani şakacı, gırgır Diyarbakırlar söyler. Bizim de kedimiz var, koltukları mahvetmiş, yemek masasının sandalyeleri mahvetmiş. Sizin kedileriniz nasıl? Diyarbakır'ı ben aslında Diyarbakır mıydı, Mardin miydi tam olarak bilmiyorum. Bir tane yemek görmüştüm TikTok'ta. O kadar hoşuma gitti ki bunu kesinlikle yapmam lazım demiştim. Şimdi de bakıyorum şarjım azalıyor. O yüzden yoksa şimdi hemen bakardım. Hadi bir bakayım bir Diyarbakır'ın o taraflarında da yemekleri çok güzel olur. Yani bir bakmak lazım. Benim kedilerim nasıl? Benim kedilerim gerçekten çok usta. O yönden gerçekten şanslıyım. Sadece şu perdelerimi yırtıp duruyorlar. Şöyle yırtıp duruyorlar. Bagheera dışarı çıkmak istiyor. Dışarı çıkmak istediği için de ve ben hayır dediğim zaman oraya buraya yırtıyor sinirden. Ama şöyle sinirden, böyle aşırı bir sinir yok. Ben ona hayır dediğimi bildiği için ve sevmediği için oraya yırttığını biliyorum. Ama böyle aşırı bir sinir ya da yaramazlık yok benim kedilerimde. Koltuğu hiç mahvetmedi ama koltuğu da mahvedenler var, evet. Ben onlara böyle bu arkadaki gördüğünüz bir ev aldım. O evin üstünde böyle bir şeyler var. Hani tırnaklarını oraya geçirsin diye. O yüzden koltuklarıma Allah'ım bir şükür bir şey olmadı. Yani şimdi koltuğuma daha çok üzülürüm. Yani perdelerim de aslında bayağı pahalıydı. Türkiye'den geliyor. Ona da üzülürüm ama koltuk başka ya. Bir de koltuk yatmalı falan filan. Burada zor yapılır ve çok pahalı yapılır diyecektim de Türkiye'de de çok pahalıydı. Maşallah fiyatlar iyice uçuyor. Öyle. Merve kalp yollamış. Ben de sana buradan kalp yolluyorum. User, biz de seni çok özledik. Soner, teşekkür ederim. Evet, gerçekten uzun zamanda video çekmemiştim. Şimdi arka arkaya videolar geliyor. Zeynep Paylas demiş ki, Zeynep Aylis demiş ki, Zitrehirlik, evet, danke well. Agül yorum yazmış, gülücük bir emoji yollamış, anlamadım. Ondan sonra birisi daha yazmış, gırgıcı demek gıcıklık değil, komik gibi, dalgacı gibi, tam olarak nasıl anlatılır bilemedim. Ha, yo, anladım şimdi. Yok, tam şey yapamadım, bende de bazı kelimeler var söylüyorum. O yüzden bazı kelimeleri tabii ki de tam olarak bilmiyoruz, söylediğiniz iyi oldu. Sorry, ik ga dat missen, want ik heb geen TikTok en Instagram. Nee? Şimdi aklıma geldi. Tarifi TikTok'ta ve Instagram'da her gün paylaşacağım demiştim. Lütfen Instagram yap o zaman. Çünkü Sercan'ın teyzesinde de Instagram yok. Dedim ki her gün Ramazan ayında, neredeyse her gün, her gün yapmak isterim de. Şimdi rahatsızlanırım falan filan. Neredeyse her gün tarif paylaşacağım dedim. Onun da, benim de Instagram'ım yok, bana hemen Instagram yap dedi, ona hemen bir tane yaptım, siz de lütfen yapın. Bana soracak olsanız Instagram TikTok'tan daha iyi, TikTok'ta abuk sabuk insanlar var. Alo? Hadit? Balu? Balu? Gel! Bak, yemek vereceğimi zannediyor. Gel, koş. Geldi. Bak, ben kedilerime gel dediğim zaman geliyorlar.
Ay gel. Ay bu o kadar ağırlaştı arkadaşlar. Size anlatamam. Bu bizim Balu, erkek olanı. Hey. Bu bensiz yapamaz ve kucaklamayı çok sever ama daha yeni uyandı. O yüzden bayağı oynamak istiyor şu anda. Ve yemek olduğu için bayağı duruyor çünkü kokluyor. Valla ağzım pis ama yine de öptüm. Balu her zaman benim yanımda yatar. Öyle bir yatıyor ki valla yatak bana ve Sayacan sığmıyor. Aa, öyle bir yatıyor ki yemin ederim uyamıyorum ya. Miss Mini kalp yollamış. Geri kalp yolluyoruz. Ve yorumlar o ya. Yeni yorumlarda da bakmadım bak. Ay dur Balum dur biraz dur ya. Allah'ım. Allah'ım. Kedinin şey boya olmuş. Dur 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 dur. Unuttum. Allah'ım yarabbim. Bu arada dudak boyamı sormak isterseniz direkt söyleyeyim. MAC olan markanın Ruby Woo hem lip liner'ı hem rujunu sürdüm. Evet. Oh. Oh. Kaç tane yorum gelmiş? 11 tane. Okey. Fusun Agün yazmış ki ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz. Annem yazmış ki bence de kayınvalidene benziyorsun. İkiniz de eli lezzetli. Evet ikimiz de gerçekten yemek yapmayı falan seviyoruz. Çarpıntı geldi. Tereyağdan. Annem yazmış ki tam bir Ramazan hazırlığı olmuş. Filizci maşallah tübarekallah. Yorulmadan evlatları için yaptı. Eline koluna sağlık, şifa olsun. İnşallah yardım edenlere de çok teşekkürler. Evet gerçekten de. Ay su verim. Ne zaman pişirebilirsem ki? Onu bence oruçtan sonra anca. Ay bir Balu'yu şey yaptık direkt her yer kıl oldu. Ben Balu'yu gerçekten yemek yediğim zaman, yemek yaptığım zaman asla ellemem. Ay bu tüylerine Bagheera'da hiç öyle bir şey yok. Neyse. Şafak yazmış ki. Şafak değil mi? Evet. Ay Funda'cığım ellerine kollarına sağlık. Kayınvaliden Rabbim ağız tadıyla yemeği nasip eylesin. İnşallah canım. İnşallah teşekkür ederim. Şafak bu arada benim arkadaşım. Su böreğine bayılırım. İçinde bolca oldu. 3 kat kıyma vardı. Funda'cığım toz biberi pul biber diyorsun. Bir de karabiber koymadın, maydanoz da koyulur. Yok ben maydanoz sevmiyorum. Karabiberi de bilerek koymadım. Sadece arkadaşlar böyle, bak ben de baharatı çok severim ama birkaç tarifte illa çok baharat olmasına gerek yok. Onda sadece tuzla kırmızı toz biber kattım. Tadına baktım güzeldi ama pişirdikten sonra nasıl ay o su böreğini var ya şöyle önüme getireceğim. Hop 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 hop, hop yiyeceğim. Bildirimlerim açık olduğu halde Insta sayesinde haberim oldu. YouTube bildirim göndermiyorsa bu bizi üzer. Bak bende de böyle oluyor arkadaşlar. Mesela şimdi ne kadar çok şey gelmiş. Aa yok. Bu öbür telefonu. Yine telefonum orada ama yine de buraya da bildirim gelmemiş. Burada da YouTube'um, Instagram'ım falan açık. O yüzden diyorum ki bazı yorumlarınız ben görmesizlikten gelmiyorum ama herkesin bildirimi gelmiyor. Baran yine yazmış. Afiyet olsun. Çok güzel bir video ve vlog. Teşekkür ederim Barancığım. Seni YouTube çekiyormuşsun. İyi yapıyorsun. Çok güzel, iyi görünüyor. User kalple gülme emoji yollamış. Su böre. Oh my god. Afiyet olsun. Ya insanların yazık canı çekiyor ya. Gizo yazmış ki ay Allahuma barik ne kadar güzelsiniz. Allah bana da öyle bir kaynana nasip eylesin. Kim yazmış? Annem yazmış. Annem amin yazmış. Bir Sercan, bir annem. Valla benden daha önce davranıyorlar. Gerçekten de o yandan şanslı olmanız gerekiyor ya. Tabii ki de. Elbette her ailede bir şeysi vardır ama o yönden gerçekten şanslı olman gerekiyor. Ama en önemlisi
Bence eşin. Yani eşi nasılsa hani sakın sizin eşin ailesi size karşı gerçekten hiç iyi değilse ve saygısı yoksa en önemlisi gerçekten eşiniz. Çünkü sonuçta aile, tabii ki de aileyle de evlenmiş oluyorsun. Ama bence en önemlisi eşin ve eşinin nasıl senin arkanda durması ve nasıl sana sahip çıkması. Arkadaşlar, çok doyduğum bana dokandı. Bu da tereyağdan oluyor, hamurdan değil. Bilmiyorum ama mesela dün de bazlama yemiştim. Bazlama dokandı galiba bana. Ağır şeyler dokanıyor ya da hamur şeyle. Sercan geldi zannettim. Zor nefes alıyorum. Ne diyecektim? Benim bayağı bir uykum geldi. Ne diyecektim? Ay vallahi ne diyeceğimi unuttum. Bir dahaki mukbangda ne yapsam ki? Ben pek sebze falan almadım. Bayağıdır alışveriş yapmıyorum. İşte en son Türk marketine gitmiştik. Bu arada sürekli bizim dışarıda yediğimiz zanneden insanlar görüyor musunuz? Her gün evde yemek yapıyorum. Neyse. Arkadaşlar, lütfen bu videoya like, abone ve yorum yazmayı unutmayınız. Ve bir sonraki videoda görüşürüz.